Hoş geldiniz hepiniz. Hoş bulduk. Bir bakın sofraya isterseniz, görebildiğiniz bilmiyorum tam anlamıyla detayları. Şu an için şık görünüyor. Evet. Evet, şık bir masamız var, çiçeğimiz var, mumlarımız da yanılmış. Yakmışlar. Yarışmacımız Kahramanmaraş'tan geldi, Kayınvadisi'ye gitti. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Burası da görümcesinin evi. Evet. Hoş geldiniz. Kahramanmaraş'ın da yemekleri güzel olur. Evet. İnşallah haklıyla. Valla kusura bakmayın ama gelinlerinizi zorlu bir rakip bekliyor. Yemekleri yiyince göreceğiz. İnşallah. Tabii, peki o zaman başlayalım yemeklere. Kaseleri tepsi mi getireceğim, yok, yerim mi? Şey getireceğim. Tamam. Burada ha, burada yapacak servisi. Evet, tek, tek, tabii. Servis peçeteleri. Bakayım, her şey doğru dizilmiş. Evet. Bu arada evin dekorasyonu %80'ini hemen hemen Şenay Hanım yapmış. Güzel, evet, bir dekorasyon. Mimar. Güzel değil mi? Zevkli. Yok, o da kendi zevkim. Kızım buraya taşındı, 6-7 ay oldu taşınalı. Kızınız, evet, sizin zevkine güvendi demek ki. Evet, güvenir zevkime. Ben ne dediysem onu yaptılar, beğendiler. Sağ olsunlar, güzel. Benim yapabileceğim bir şey yok. Ben mecbur, al dedi kadın, aldım inip. O yüzden misafire de bir şey diyemiyorsun hani. Gidip aldığın, mecbur aldın. Ama çorbayı buraya getireceğiz dedi ama. Evet, burada ama servis edeceğiz. Tamam, niye geç kaldı? Getiriyor. Hani orada Maraş servis edilse tamam yani. Ama. Ekşili çorba yaptık. Buraya Maraş geleceğiz öyle değil mi? Hazır değil mi zaten? Yediniz mi bilmiyorum. Yok, bilmiyorum, ben de bilmiyorum bakalım. Hazır, evet, şeyle getirecek, evet. Evet, hazır olduğu için dedim hani. Ama soğumasın diye şimdi boşaltmadı ki, soğuk soğuk olmasın diye, sıcak tamam olsun diye. Tamam. Şimdi getiriyor yağın üstüne, hazır her şeyi. Tamam. Getirecek şimdi. Menüyü nasıl buldunuz? Beğendiniz mi menüyü? Menüyü, yani şey, pilavınızın ismi değişik ama. Acem pilavı. Acem. O da Maraş'ın özgü. Pirinçle mi oluyor? Pirinç. Şey, menü biraz kalabalık, yani böyle ağır geldi bana. Yapmadığımız, yani ağır dediğim hepsi tabii böyle ki biraz ana yemek şöyle gibi diyeyim yani. Çorbanız bile böyle. Meşakkatli yemekler, meşakkatli, evet. Evet, yani evet, işte, evet. Biz Maraş'ta herhalde davet yöresel yemeklerimiz, yöresel. Yöresel. Davetlerde yaptığımız yemekler bizim bunlarımız. Evet. Yöresel yani. Yöresel. Bakacağız. Evet, inşallah beğenirsiniz. Bu ıspanaklı mı oluyor? Bu aslında semizotu da güzel olur. Bu ekşili da çorba, evet, benim bildiğim yani küçük küçük köfteden yani misket köftesi gibi. Öyle ben hani ismini duyunca ekşili köfte öyle zannettim. Yok, ekşili köfte de yaparız. O ayrı, o bulgurla yapılan bu bir şey. Bu ekşili çorba. Bu çorba. Hı. Ne vardı içinde Nurhan? Dövme, mercimek var, nohut var. Teşekkür ederim. Ispanak koyduk semizotu bulamadığımız için. Bir de sumak ekşimiz var. Sumak ekşisi. Kendi sumak yaptığımız ekşi ama burada sipariş verdik, geldi bana işte. Nohutları önceden mi ısladınız? Nohutları ıslamadık. Hayır, pişmez diye ıslamadım. Pişmez diye. Konserve. Evet. Konserve. Hazır. Zaten içerisindeki nohut hani o kadar fazla bardaklarımızı, değil. Bardaklarımızı, sularımızın konması gerekmiyor. Tamam, koyacağım. Güzel görünüyor. Bir de tadalım bakalım. Ben içmiştim daha evvel ekşili çorba ama tabii herkesin yöresine göre fark ediyor.